Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nimet Çavuş. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Bugün size İngilizce dil bilgisinde önemli konulardan biri olan used to ve would'u anlatacağım arkadaşlar. Konu olarak birbirine çok yakın iki anlam, yapardım ederdim ama biraz da olsa farkları var. Birkaç noktada özellikle dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Evet, used to geçmişte yaptığımız ama artık yapmadığımız ya da geçmişte çok çok sıklıkla yaptığımız ama artık çok nadiren belki olsa yaptığım işleri anlatmak için kullanılır. I used to smoke. Eskiden sigara içerdim. But now I don't smoke diyebilirsiniz. Tamam mı? But now I don't smoke demeseniz de olur arkadaşlar. Çünkü I used to smoke dediğinizde kişi artık içmediğinizi anlıyor. I used to work out. Eskiden spor yapardım. But I don't work out now. Şimdi yapmıyorum dediğinizde kişi demeseniz bile I used to work out'tan eskiden yaptığınızı anlar arkadaşlar. Evet, nasıl yapıyoruz? Şöyle. Özneden hemen sonra used to'yu kullanıyorsunuz. Bakın used'un sonunda D takısı var. Used to'yu kullanıyorsunuz. Fiilin birinci halini. Evet, eskiden artık bir şeyi yaptığınızı ima etmiş oluyorsunuz. I used to go swimming every weekend in my childhood. Çocukluğumda her gün yüzmeye giderdim, yüzerdim. Artık gitmiyorum, anlaşılabilir bundan. We used to live in Adana years ago. Yıllar önce Adana'da yaşardık. Ne anlıyoruz? But we moved to Konya. Fakat Konya'ya taşındık. Konya'ya taşındığımızı söylememiz gerekiyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar used to'da kullandığımız fiili artık yapmıyor olmanız önemli. Mary used to like chocolate. Mary çikolatayı severdi. But now she doesn't. Artık sevmiyor demeniz gerekmez. Ama şöyle bir cümle olursa belki söylemeniz gerekebilir. But she hates it now. Severdi, şimdi nefret ediyor. Bakın, sevmemek ayrı bir şey, nefret etmek ayrı bir şey. Dolayısıyla but she hates it now söylenmesi gereken bir cümle devamında. Used to olumsuz olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine özne, bu defa used to'nun sonundaki d'yi atıyoruz, onu didn't yapıyoruz. Didn't use to kaldı bakın. Used'un D'si gitti, used to kaldı. Fiilin yine birinci hali. Ne yapıyoruz? Used to didn't used to oldu. Veya arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Used not to da diyebilirsiniz. Didn't used to yerine. Okay. İkisi de aynı anlamı verir ama didn't used to daha yaygın kullanılır. Örneklere bakacak olursak, we didn't used to have much money. Eskiden çok paramız yoktu. Artık var anlıyoruz. I didn't used to speak English. Eskiden İngilizce konuşmazdım. Konuşamazdım. But now I do anlıyoruz. He didn't used to. I didn't used to. Ya da I used not to eat fish when I was a child. Çocukken ne yapmazdım? Balık yemezdim. But now I do. Artık yiyorum anlamı var. Used to'yu soru yaparken ne yapıyoruz bu defa? Çok kolay arkadaşlar. Nasıl olumsuz yani didn't yaptık used'un sonundaki D'yi aldıysak bu defa didn't oluyorsa olumsuz da soru da did başa gelecek. Eminim siz de bunu biliyorsunuz. Did'i öznenin başına aldığınızda did subject used to verb bir kalıbına dönüşüyor. Bu da nasıl oluyor? Şöyle bakın, did you used to watch cartoons when you were a child? Örnekte gördüğünüz gibi sen çocukken çizgi film izler miydin? Bakın used to oldu. Mouse'da gösteriyorum size. Did she used to drink cola when she was young? Çocukken kola içer miydi? Gençliğinde kola içer miydi? Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bir konu var. Eskiden yaptığımız işleri illaki used to ile değil, past tense'le de anlatabiliriz. Yani verb 2 ile de anlatabiliriz, değil mi? Şöyle bir örnek var bakın. Women wore very long dresses in the Middle Ages. Kadınlar orta çağda çok uzun elbise giyerlerdi. Used to wear diyebilirsiniz ama dememeniz gerekir. Çünkü orta çağ kadınları zaten geçmişte kaldı. Burada orta çağ kadınları artık olmadığı için burada past tense kullanmanız daha yerinde olur. Used to geçmişte yapılmış olan bir tek olayı ifade ederken kullanılmaz aslında. Dikkat edelim. Bir tek olay varsa düştüm ve ayağımı kırdım gibi buna geçmişte tekrar tekrar olmadığı için, sürekli olarak yapılmadığı için bir defa oldu bittiye geldiyse verb 2'yi kullanacaksınız, past tense kullanacaksınız. Nasıl? While I was walking yesterday, ben dün yolda yürüyorken I fell and broke my arm. Düştüm ve kolumu kırdım. Bakın used to'luk bir durum yok. Düştüm ve kolumu kırdım. Past past. Verb 2'yi kullanacaksınız. Bir de used to'yla be used to'nun farkını öğrenmeniz gerekir. Ki fark derken birbiriyle hiç alakalı olmayan iki kalıptır bunlar. Yani bizim used to, şu ana kadar anlattığım used to, eskiden yapardım artık yapmıyorum. Fiilin birinci hali geldi devamında. Ama used to'nun başında bir be yani to be yani am is are was were gibi bir şey gelirse ne oldu arkadaşlar? Bu defa
I am used to. Bu defa anlam kesinlikle geçmişle alakalı değil. Anlam kesinlikle bugün veya dünle alakalı ama alışkınım anlamı var. Ve en önemli konu to be used to, yani am is are used to'dan sonra fiilin birinci kısımda bakın used to'da verb 1'i kullanıyorduk. Burada verb ing'i kullanıyoruz. Yani used to verb 1 do, yani geçmişte yapardım artık yapmıyorum anlamını veriyor. Ama am is are used to doing something, yani verb ing something olduğunda bir işi yapmaya alışkınım anlamı var. Bu iki anlam farkına dikkat etmelisiniz. Bu örneklerde çok açık anlayacaksınız. I'm used to drinking tea in the morning. Sabahleyin çay içmeye alışkınım diyor bakın. Bunun geçmişle hiçbir alakası yok. Çünkü used to'nun başına am is are gelmiş. Ama şu örnekte I used to drink tea in the morning until last year. Geçen seneye kadar her sabah kahve içerdim diyor. Bakın içerdim. Used to verb 1 çünkü. Başında am is are yok. But now I only drink coffee. Şu an sadece kahve içiyorum. Used to'yu bitirdik. Sıra geldi bu da arkadaşlar. Bu geçmişte belli zaman dilimleri arasında bir alışkanlık olarak sürekli yapılmış olayların anlatılmasında kullanılır. Tabii ki bu anlamda kullanıldığında used to ve would ikisi de kullanılabilir. Hiçbir anlam farkı yoktur arkadaşlar. Fakat used to kullanıldığı zaman kişinin artık bahsettiği eylemi yapmadığı ortaya çıkar. Yani used to'dan sonra gelen fiil artık yapılmıyor anlamına gelir. Would kullanıldığında ise kesinlikle yani böyle illaki böyle bir anlam çıkaracağız koşulu yok. Would eskiden yapardım dediğinizde sıklıktan bahsediyorsunuz. Artık bunu yapmıyorum anlamı çıkmıyor. Yani şöyle bir örnek verecek olursak kendi dilimizde. I would visit my grandmother every Saturday. Her cumartesi günü babaannemi ziyaret ederdim. Dediğimiz vakit her cumartesi. Şu anki durum ne peki? Kişi ne anlar bundan? Artık her cumartesi değil, belki de her 3 ayda bir anlamı çıkabilir. Ama yine de iş devam ediyor olabilir bundan sonra. Gördüğünüz gibi used to ile would, geçmişteki alışkanlıklar, past habitsler, yaptığım, yapardım, ederdim. Yani when I lived in Bodrum'da yaşarken I would go swimming very often. Çok sık yüzerdim diyor, değil mi? Yüzmeye giderdik, yüzerlik anlamı var. Önemli olan arkadaşlar, şuna dikkat etmeniz gerekir. Would ile ifade edebiliriz, değil mi? Geçmişteki alışkanlıklarımızı would ile ifade edebiliriz. Would'la used to bu anlamda aynı şekilde kullanılabilir. Ama would'u kullandığımız zaman kullanmış olduğumuz eylemin, fiilin kesinlikle action verb, yani hareket bildiren bir fiil olması gerekir. Yani I would visit my grandmother dedik, değil mi? Babaannemi ziyaret ederdim, giderdim yani. I would visit, ziyaret ederdim. Ziyaret etmek action, hareket gerektiren bir eylem. Ama eğer ki hareket belirtmeyen, durum belirten fiiller varsa, yani be, olmak mesela, have, sahip olmak, hiçbir action yok. Know, kafada biten bir iş, bilmek. Understand, anlamak, bakın. Yani dolayısıyla action yoksa, hareket bildiren fiil değilse, nedir arkadaşlar? Durum bildiren fiil ise burada would'u asla kullanamayız. Örneklere bakınca hemen anlayacaksınız. Bakın, I used to ya da I would fark etmez. Fly kites in my childhood. Çocukluğumda ister used to ister would ne yapardım? Uçurtma uçururdum. She used to ya da she would sing beautiful folk songs when she was in primary school. İlkokuldayken çok güzel halk müziği şarkıları söylerdi. Bakın bir action var, değil mi? She used to ya da she would run so fast in his youth that no one could ever catch him. O gençliğinde o kadar hızlı koşardı ki kimse onu yakalayamazdı. Koşardı. Used to ya da would. Burada istediğimizi kullanırız. Action var çünkü. Used to veya would. Ama arkadaşlar durum bildiren bir fiil kullanıyorsanız geçmişte yapardım ederim anlamında used to'yu kullanmanız gerekir. Yakın çok örnek belli. She used to be very shy. Eskiden çok utangaçtı, değil mi gençken? We used to have a house with a large garden in my childhood. Çocukluğumda büyük bahçeli bir evimiz vardı. Bakın vardı diyorsunuz. Bir eylem yok. Önemlidir bu fark. They used to live in Ankara. Eskiden Ankara'da yaşarlardı. But now they live in İzmir. Bakın yaşamak fiili. Yaşamak. Bir action yok. He was a very clever boy. Değil mi? He used to understand even the most complex structures easily. Yani çok zeki bir çocuktu eskiden. Anlardı diyor. En karmaşık problemleri bile, en karmaşık yapıları bile kolaylıkla anlardı. Bakın anlamak kafada biten bir durum belirten fiil.
understand dememiz için her cumartesi demek gerekir ki öyle bir şey olmuyor maalesef. Wood genellikle kendisinden önce, bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Bir cümleye örneğin şöyle diyebilirim ben size. Normal böyle konuşurken birden diyebilirim ki I used to smoke, sigara içen birine. Eskiden sigara içerdim. Tek başına kullanırım bu cümleyi. Kişi de beni anlar. Ama I would smoke demem. I would smoke every Friday diyemem. Yani would'u kullanmam için kendisinden önce mutlaka geçmişe atıfta bulunan bir past tense cümle kullanmam gerekiyor. Yani demem gerekiyor ki when I was little, ben çocukken I would watch my mother, annemi izlerdim putting on her makeup in front of the mirror, aynanın önünde makyaj yaparken annemi izlerdim diyebilmem için, would'un bu anlama gelebilmesi için mutlaka önüne bir when I was little gibi bir cümle söylemek lazım. When I was little'ı kullanmasaydım burada doğrudan would'u kullanamazdım. Buraya I used to demem lazımdı ki o I used to dersem when I was little'a hiç gerek yoktu arkadaşlar. Evet, when I was little, çocukken I would listen to the radio. Radyo dinlerdim. Tek başına I would listen to the radio diyemem when I was little olmasaydı. When I was little, I would draw pictures of cats. Kedilerin resimlerini çizerdim. Evet, used to kullanımında söz konusu fiilin artık yapılamayacağı anlamını çıkarırız. Ama az önce yine söyledim, bu da halen o az da olsa yapılıyor olabilir anlamı var arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimin sonuna geldik. Bugün sizlere used to ile would'un farkını anlattım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu izledikten sonra yorum yapmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.